Merhaba arkadaşlar. Yine bir önce çözdüğümüz Decoders 2 sorusuna benzer bir soru. Burada yine 3 tane fonksiyon verilmiş ve bize Decoder kullanarak bu fonksiyonları gerçeklememiz isteniyor. Şimdi yine ilk başta başlayalım arkadaşlar F1'den. Bunu sum of min term şeklinde ifade etmem lazım. Önce z'yi parantez içine dağıtıyorum. Şuraya eşittir diyeyim. Y prime z artı xz ifadesi. Her iki ifadeyi de min term şeklinde yazacak olursam x y prime z artı x prime y prime z. Birinci ifade bitmiş oldu. İkinci ifadeye geçiyorum. X y z artı x y prime z. Dolayısıyla burada 4 tane min term'im var. Şimdi bakalım. 1, 0, 1. Burası min term 5 oldu. 0, 0, 1. Min term 1 oldu. 1, 1, 1. Min term 7 oldu. 1, 0, 1. Burası da yine min term 5 oldu. Bu iki ifade birbirinin aynısıymış. Dolayısıyla bir tanesini iptal edebiliriz. Şimdi toplamını yazıyorum arkadaşlar. 1, 5, 7 şeklinde min termler yazılabilir. Şimdi ikinci fonksiyona geçelim. İkinci fonksiyon f2 fonksiyonu eşittir diyorum. Buradaki ifadelerin her birisi iki terim içeriyor. Yani her birisinde bir terim eksik. Birinci ifadeye x terimini ekliyoruz. X, y prime, z prime artı x prime, y prime, z prime. İkinci ifadeye z ekleyeceğiz. X, y prime, z artı x, y prime, z prime. Üçüncü ifadeye yine x ekleyeceğiz. X, y, z prime artı x prime, y, z prime şeklinde. Şimdi buradaki her ifadenin altına değerini yazalım arkadaşlar. Kaçıncı min term olduğunu. Burası 1, 0, 0 olduğu için min term 4. Burası 0, 0, 0, 0 olduğu için min term 0. Burası 1, 0, 1 olduğu için min term 5. Burası 1, 0, 0 olduğu için min term 4. Burası 1, 1, 0 olduğu için min term 6. Burası 0, 1, 0 olduğu için min term 2 oluyor. Yine dikkat edersek arkadaşlar burada iki tane min term 4 değeri var. Birisi bu, diğeri de ilk baştaki bir tanesini iptal ettik. Dolayısıyla buradaki fonksiyonumuz yani f2 fonksiyonumuz da en son şu hal alıyor. 0, 2, 4, 5, 6 sırasıyla yazıyoruz. 0, 2, 4, 5, 6. 0'ı dahil ettik. 2'yi, 4'ü, 5'i, 6'yı dahil ettik. Dolayısıyla bütün min termleri dahil etmiş olduk. Şimdi en son olarak da f3'ü yapalım. Z'yi parantez içine dağıtıyorum. X prime z artı y z. Eksik olan terimleri ekliyorum. Birincisinde y eksik. X prime y z artı x prime y prime z artı ikincisinde x eksik. X y z artı x prime y z şeklinde. Şimdi min termleri bulalım arkadaşlar. 0 1 1. Burası min term 3. Burası 0 0 1 min term 1. Burası 1 1 1 min term 7. Burası da 0 1 1. Dolayısıyla min term 3 oluyor. İki tane min term 3 var. Bir tanesini iptal ettik. Dolayısıyla en son elde ettiğim netice 1, 3, 7 oldu. Şimdi yine 3 tane input'um olduğu için 3'e 8'lik bir decoder çizeceğim arkadaşlar. Ve bunun da 3 tane input'unu x, y, z şeklinde most significant x, less significant da z olacak arkadaşlar. Şimdi 3'e 8'lik çizdik. 1, 5 ve 7'ncileri bağlayarak yani burada şu şekilde outputlarda yazacak olursam birinciyi, beşinciyi ve yedinciyi orladığım zaman elde ettiğim netice F1 olacak arkadaşlar. Eğer 0, 2, 4, 5, 6 yorlarsam 0, 2, 4, 5'i buradan çekeyim ve 6'yı eğer bunların hepsini OR gate'den geçirirsem elde ettiğim netice de F2 olacak. Ve son olarak da eğer 1, 3, 7'yi geçirirsem 1'i şuradan çekeyim. 3'ü buradan alalım. Ve 7'yi de şu alttan alalım. Bu üçüncüsünü de OR gate'den geçirirsem F3'ü bulmuş oluyorum arkadaşlar.